Deyinde, şehirle aynı ismi taşıyan caminin yenileme çalışmaları sırasında işçiler çatıdaki tavan arasında bazı eski parşömenlere rastladı. Tüm belgeler yaklaşık 20 adet patates çuvalına tıkılmış ve bir Alman bilgin ve Kur'an uzmanı olan Doktor Gerd Puy'nin bölgeye gelişinden 7 yıl sonra keşfedilene kadar orada kalmıştı. Puy'in çok geçmeden bu buluşun önemini anladı. Yerel asistanlardan oluşan bir ekiple çalışarak sayfaları dikkatle ayırdı ve binlerce fotoğraf kaydetti. 4 parça daha ilk bakışta dikkati çekiyordu. Belgeler Kur'an'daki ilk ve son bölümleri içeriyor ve mevcut hiçbir metinde olmayan bir şekilde mimari olarak cami çizimleri anlatılıyordu. Bu Kur'an'ın kökenine ilişkin önemli bir kanıttı. Man kann eben diesen Kur'an metindeki çizimler ve tarihi sanat çalışmaları Kur'an'ın Emevi halifesi 1. Velid zamanından kaldığını gösteriyor. Sehr genau datieren auf die Zeit von Al-Walid. Das heißt, kendisi 705 ve 715 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. 715. Bilinen bu en eski Kur'an, peygamberin ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra yazılmıştı. Puy'in patates çuvallarındaki parçaların bin adet farklı kitaba ait olduğunu keşfetti. Bu parçalar ve günümüz standart Kahire metni arasındaki fark inanılmazdı. Bu eski parçalar stenografi benzeri bir yöntemle yazılmıştı. Noktalama işaretleri ve bazı kuralların göz ardı edildiği bu teknik yüzünden her kelime yaklaşık 30 farklı anlama gelebilirdi. Es ist tatsächlich so, dass man durch die schiere Existenz der kelimelere karşılık gelebilecek pek çok farklı anlam olması nedeniyle metnin söylendiği gibi kelime kelime aktarıldığı tezi zayıflıyordu. Nicht wortwörtlich überliefert. Metin, Kahire versiyonunda olduğu gibi istikrarlı değildi. In der Fassung von Kairo erscheint. Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzün Müslüman bilginleri, Kur'an'ın bütünlüğünün sözlü olarak nesiller boyunca mükemmel bir biçimde aktarıldığını iddia ediyor. Ancak yazılı metinde pek çok farklılık göze çarpıyor. Sanada bulunan metinlerde yapılan adli incelemeler, yazıların önceki metinler silinerek üstüne yeniden yazıldığını gösteriyor. Her ne kadar silinen metinlerde herhangi bir anlam farkı bulunmasa da kelimeler değiştirilmiş, ayetler hatta sureler yeniden düzenlenmiş. Eğer bu araştırmalar doğruysa, özellikle de tarihlendirme konusunda Kur'an'ın 650 yılındaki haliyle bütünlüğünü koruyan tek bir metin olduğu tezi geçerliliğini kaybeder. Ve metnin uzun yıllar sonra yeniden ele alınıp geliştirildiği ortaya çıkar. ...2001 yılında Puy'nin vardığı sonuç daha da iddialı bir hal aldı. Kökeni Orta Doğu'ya dayanan eski Sami dillerinde uzman bir bilim adamı tarafından yazılan bir kitap o kadar tartışmalıydı ki... ...yazar kitapta Christoph Luxemburg diye takma bir ad kullanmıştı. Ancak kimliği gizlendiği takdirde konuşmayı kabul etti. Onu doğru bir şekilde anlamak için Kur'an'a yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Doktor Markus Gross, kitabın orijinal dili olan Almanca'dan İngilizce'ye çevrilmesinde yer almış biri ve yazarın görüşlerini bize açıklamayı kabul etti. Kur'an'daki kelimelerin onda biri yanlış anlaşılmıştı veya gerçek anlamda hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak eğer Süryanice biliyorsanız bu oranı %5'e kadar indirebiliyordunuz. Süryani dili 3. yüzyıl itibariyle Hristiyan dualarında baskın hale gelmişti. İsa Aramice konuşabiliyordu ve Suriye'nin Malula kasabası gibi ücra Hristiyan topluluklarında bu dil hala duyulabilir. Ancak Muhammed zamanında Süryanice yazılı ve kültürel olarak bölgedeki en yaygın dildi.
Arapça yazı henüz emekleme dönemindeydi. İslamiyet öncesi dönemde bazı Arapça yazılar görmek mümkündü. Ancak bunlar küçük metinlerdi. Bu anlamda Kur'an Arapça yazılmış ilk kitaptır. Ama Luxemburg, Kur'an'ın iki farklı dilde yazıldığını iddia ediyor. Dünyanın hemen her yerinde diller iç içe geçmiştir. İngilizce'den bir örnek verecek olursak, 1000 yıl öncesine gidelim. Anglo-Sakson bir köylünün bir lordla konuşmasını hayal edin. Lord Fransızca ve Anglo-Sakson dillerinin bir karışımı olan Normandiya lehçesini konuşuyor olsun. Bu birleşik dili anlamak için iki dile de hakim olmak zorundasınız. Eski İslam bilginleri, Kur'an'da yer alan yabancı kökenli kelimeleri kabul etme cesaretini göstermiştir. 10. asrın en büyük İslam tarihçilerinden olan El-Taberi, İbranice, Latince, Yunanca, Farsça, Süryanice ve Habeş dillerinden gelen kelimeleri tek tek belirlemiştir. Ancak buradaki fark Lüksemburg'un yeni anlamlar ortaya koyması, üstelik bunu metnin tartışılması için pek de uygun olmayan bir dönemde yapıyor. Dil uzmanı olan tek bir profesör, milyarlarca insanın algısını nasıl değiştirebilir? Bunu yaparken neye dayanıyor? Ve hangi yöntemleri kullanıyor? Kelimelerin kökenini, daha doğrusu Süryanice'de karşılık gelen anlamlarını ve olası yanlış anlamaları göz önünde bulunduruyor. Burada noktalama işaretlerinin yapılmadığı bir metnin yanlış şekilde işaretlendiğinden bahsediyor. Yine aynı şekilde Süryanice olan bir kelimenin yanlışlıkla Arapça metinde de yer alma olasılığı da var. Luxemburg bu yöntemleri kullanarak Kur'an'ın en az bilinen bölümlerini inceledi. Arapça Kur'an'da Meryem İsa'yı doğurduktan sonra Cebrail'in ona "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı" dediği buyurulur. Oysa Luxemburg'un yorumunda "Üzülme, Rabbin doğumunu meşru kılmıştır" deniyor. Bu konuda farklı örnekler de var. Bakara suresi 259. ayette "Yiyeceğine ve içeceğine bak, bir de eşeğine bak" sözleri "Şartlarına bak, içinde bulunduğun vaziyete bak" şeklinde değiştirilmiştir. Arapça dünyanın sonu geldiğinde insanlar bir adım öne çıkarken Süryani versiyonda dünya ortadan ayrılıyor. Peki bu farklılıklardan herhangi biri geleneksel İslami kanıyı değiştiriyor mu? Anladığım kadarıyla burada asıl sorgulanan şey Tanrı'nın varlığı veya ahiret gibi önemli konular değil, günlük adetlerdir. Bunun en büyük örneği de peçedir. Geleneksel Kur'an'da başörtüsüyle ilgili olarak yakalarının üzerine kadar salsınlar şeklinde bir ifade yer alıyor. Bu tartışmalı bir cümle. Ancak temel kanı söz konusu şeyin baş ve göğüs kısmının örtülmesi yönünde. Ve İran'daki örtünme biçimi olan çarşafa bakarsanız bu yönde bir tablo görürsünüz. Ancak aynı ayetin Süryan yorumunda belinizin çevresini örtün gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ve bu örtü bekaretin korunması anlamına gelebilir. Luxemburg'un Kur'an yorumlamasındaki en büyük tepkiyi cennete ilişkin yaptığı yorumlar çekiyor. İran'ın İsfahan şehrindeki 17. asırdan kalma bir saray, cennetin kapılarının güzelliğini anlatmak amacıyla inşa edilmiş. Çölde yaşayan insanların özlemlerini gideren uçsuz bucaksız yemyeşil bahçeler, sürekli akan çeşmeleri ve sayısız hurileriyle birlikte engin bir güzellikle Kur'an'da anlatılıyor. Hatta Kur'an'da yer almayan bir açıklamada, "Her dürüst erkeğin 72'şer tane huriyle ödüllendirileceği" belirtiliyor. Ancak bu durum, Kur'an'daki 7 farklı ayette belirtilen ve her dürüst erkeğin karısıyla birlikte sonsuz bir huzur bulacağı yönündeki vaatle ters düşüyor. Luxemburg bu çelişkiyi çözdüğünü iddia ediyor. Kur'an'da yazan bir bölümde söz konusu dürüst ve erdemli erkeklerden bahsederken, "Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir" deniyor. Bu ayetin geleneksel yorumu bu yönde. Ancak işaretlenmemiş metinde noktalamaları farklı yapacak olursanız, ortaya çıkan mesajda "size kristal kadar berrak salkımlar altında huzur bahşedeceğiz" diyor. Eğer gerçek anlam buysa intihar bombacısını cennette 72 adet huri değil bir salkım üzüm bekliyor demektir.
Almanların yaptığı çalışmalar son derece Hristiyan merkezlidir ve İncil'in derlenip bir araya getirilişinden esinlenir. Ancak İncil ve Kur'an tamamen farklı kitaplardır. Bazılarına göre bu kadar tartışmalı olmasının sebebi Hristiyan sembolizminden esinlenmiş olmasıdır. Mısır'daki bir manastırda bulunan 5. yüzyıldan kalma bu duvar resmi, baş meleklerin ruhları cennete kabul edişini simgeliyor. Her meleğin bir elinde üzüm salkımı bulunuyor. Diğer ellerinde ise bu üzümler sayesinde arınan ruhları taşıyorlar. Aynı üzüm motifi Suriye Ortodoks Katedrali'ndeki rahiplerin cübbelerinde de görülüyor. Tüm bunlar İsa'nın son akşam yemeğinde havarilerine, babasının krallığında onlarla yeniden bir araya gelene kadar bu meyveden yapılan şarabı içmeyeceğine dair verdiği söze dayanıyor.